Siz daha bize hiçbir şey sormadan ve açılış yapmadan toplantıya başlamadan görüntü alıp çıkın diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Siz neye gidiyorsunuz? Dokunmazlık yok. Gelin başlayalım. Basın mensupları lütfen dışarı alalım arkadaşlar. Bu keyfi ve tutum bir hukuk dışı. Görsel olarak alabilirler Sayın Başkan. Alsınlar şu anda. Tamam, hayır, bizim sözlerimizi de alsınlar. Sözlerin tek taraflı yayın yapıyorsunuz iki ay. Olmaz mı öyle bir şey? Onların hepsi dışarı alıyoruz arkadaşlar. Bu sansürün başka bir şekilde. Yeminli. Siz sansürün personel dışındaki person. Arkadaşlarımızı lütfen dışarı alıyoruz. Basına sansür uyguluyorsunuz. Önümden bu gerçekten aşağı çıkmasını engelliyorsunuz. Kararı var mı? Engelliyorlar. Gerçekten değil ya. Sayın Başkan, toplantıyı açmadan demek ki tutanakları bitiyor herhalde. Biz basının istediği takdirde çıkıyorlarsa takdirlerine. Evet. Sonra kadar bu toplantıyı istemeleri gerektiğini düşünüyoruz. AKP ve MHP bloku dokunulmazlıklar üzerinden darbeyi devam ettiriyor. Siyasi darbenin uzantısı bir toplantıdayız şu anda. Siz HDP'ye darbe yapıyorsunuz. DMP'ye darbe yapıyorsunuz. Ve bunu yaptığınızın hukukta, yasama işleminde, iş tüzükte hiçbir yeri yok. Öyle lüksü yok. Basın mensupları istediği takdirde izleyebilir. Komisyon başkanı ve divanı keyfi bir şekilde başta hiçbirimize sormadan, komisyon üyelerine sormadan basını dışarı davet etti. Bir kere bu usule, hukuka ve yerleşik tahammüllere aykırı bir durumdur. İki aydır Saliha Aydeniz vekilimiz hakkında bütün basın yayın organlarında ve özellikle yandaş medyada dosyanın gizli olmasına rağmen çok geniş bir şekilde servis yapılıyor. Dosyanın bütün ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılıyor. Ama bugün burada komisyon başkanı dosyanın gizli olduğu gerekçesiyle biz bunu kapatıyoruz diyor. Bir kere bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile hukukun bittiğinin resmidir. İddialar dinlenecek, hem de yalan, asılsız, keyfi, tek taraflı iddialar basına servis edilecek. Ama burada savunmanın sözü kamuoyundan gizlenecek. İşte AKP, MHP iktidarının bize dayattığı hukuksuzluğun, totaliter rejimin son resimlerinden bir tanesini daha görüyoruz. Daha komisyon bize 26 Kasım'da toplantı olacağını tebliğ etmeden basın yayın organlarında manşetlerde 26 Temmuz'da toplantının yapılacağını duyurdu. Bu da bu kararın ne komisyonda, ne mecliste, ne milletvekilleri arasında verilmediğini, başka yerlerde, başka masalarda bu kararın verildiğini aslında ilan etmiş oldu. Bu nedenle basının dışarı çıkarılması kesinlikle keyfiyettir. Faşizmin bir görüntüsüdür, bir başka bir resmidir. Ve biz iddiaların bu kadar servis edildiği bir ortamda savunmanın kamuoyundan gizlenmesinin büyük korkuları olduğunu, bundan korktuklarını gayet iyi biliyoruz. Şimdi de danışman arkadaşların dışarı çıkması yönünde garip bir tartışma başlatıldı. Komisyon iş tüzüğe aykırı işlem yapıyor ve biz bugün burada iş tüzük hükümlerinin uygulanması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ben çıkıyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.